Ben siz gelirken dedim ki lütfen gelmeden önce bir sokağa gidin, bir sorun. Sokak ne diyor? Ona göre gelin, burada karar verin. Sevdiklerinize danıştınız. Aklına güvendiğinize, vicdanına güvendiklerinize danıştınız. Berberinize, bakkalınıza, fırıncınıza danıştınız. Üst kat komşunuza danıştınız. Sokak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını istiyor. Sokak değişim istiyor. Sokak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir büyük devrim istiyor. Sizden bunun için destek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli canlar, Cumhuriyet Halk Partisi iyi insanların, dürüst insanların, haramdan ve yalandan uzak duranların, insanı sevenlerin siyaset yoludur. Ve unutmayın, yol cümleden uludur. Hiçbirimiz kibrimizle, egomuzla, hırsımızla kendimizi yoldan ulu görmeye haklı değiliz. Yolu açık tutmak, yolu açmak, gençlere yol açmak, yola hizmettir. Yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur. Şimdi bir vefa tartışmasıdır gidiyor. Bu vefayı çok konuşan bazı arkadaşlarımın gözünün içine bakarak konuşmak isterim. Vefa, genel başkanımız 13. katta otururken, genel başkanımız parti meclisi listesi yapacakken, Vefa, genel başkanımız belediyelerde karar verecekken gösterilmez. Eğer bir vefa olacaksa genel başkanımız görevini bıraktıktan sonra gösterilir. Bakın, ben vefalıyım diye konuşanlara şunu söyleyeyim. Bir insan vefalı mıdır değil midir? Özgür Özel'in 86 yaşındaki ilkokul öğretmeni Gülseren Asyamanlar hayatta. Ona yatılı okulda ilk Almanca kelimeyi öğreten öğretmeni Asuman Hoca hayatta. İlk eczacı odasını onu alan, onun önünü açan Nüket abla şu anda yatakta, gözü televizyonda, Allah uzun ömür versin hayatta. Türk Eczacıları Birliği'nin geçmiş yöneticileriyle ilişkisi nasıldır diye bakarsanız Arman Üney TEP Başkanı protokolde, orada hayatta. Ve keşke hayatta olsaydı önceki genel sekreter, önceki grup başkan vekili Ali Topuz'a sorabilseydik. Ama belki başkasına sorarız. Dün akşam Başkent Hastanesi'nde olup, biraz önce taburcu olup, hepinize sağlık haberini selamlarıyla yollayan Kemal Anadolu'ya sorun Özgür Özel'in vefasını. Kemal Anadolu'ya sorun. Ben biraz önce izlediğimiz videoyu çok beğendim. Sayın Genel Başkanım, size karşı hiç saygısızlık yapmadım, yapmam. Videoda adalet yürüyüşü var. Siz dediniz ki birileri vardı, değişmesi gerekiyordu, değişmiyorlardı, değiştirdim. Bakın, adalet yürüyüşünde Özgür Özel vardı, anons yapıyordu. Vela Baba vardı, kortej açıyordu. Bülent Tezcan vardı, fikrini vermişti. Ve Tekin Bingöl oradaydı, bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk'ta Murat Emir yanı başınızdaydı. Murat Emir. Şavşat'ta Seyit Torun sizinle birlikte kirpinin içindeydi. Yani nerede olmamız gerekiyorsak hep yanınızdaydık. Ama Sayın Genel Başkanım, saygısızlık için değil ama sırtımıza da bu yükü vurmayın.
39 milletvekili verilirken hem vallahi hem billahi biz yoktuk. Biz yoktuk. Oğuz Kağan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı yine yanınızda. Biz şöyle bir gerçeği ifade etmek isterim Sayın Genel Başkanım. Elbette hatamız oldu, yanlışımız olmuştur. Ama bir gerçek var ki o çok dönemlikler denenler 25 kişi, 17'si sizin yanınızda, 8'i bizim yanımızda. Bizim arkadaşlarımız şöyle söylüyorlar. Değişim bizden başlayacak. Hiçbir görev almayacağız. Benim listelerimde parti meclisinde bir tane geçmiş dönemde görev alan arkadaş olmayacak. Gençler olacak, örgüt olacak. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Bu mücadele kendimizi değiştirerek var edeceğimiz bir Türkiye mücadelesidir. Unutmayın ki milletin sesini duymadan siyaset yapamayız. Biz ileri gitmezsek hiçbir yenilgi geride kalmayacak. Yenilgilerin geride kalması için bizim ileriye gitmemiz gerekiyor. Değerli delegelerimiz. Ben sizlerin gözlerinin içine bakarak sizlerden bir tek şey istiyorum. Birazdan yan salonda kabinlere gideceğiz. Perdeyi açacaksınız. Kabine gireceksiniz ve bir oy kullanacaksınız. Kullanacağınız oy bundan sonra Türkiye'yi ikinci yüzyılda hangi genel başkanın, kadronun değil, hangi anlayışın yöneteceğine karar verecek. Siz perdeyi açacaksınız, Türkiye'nin önü açılacak. Siz o perdeyi kapayacaksınız, bir de bir kapanacak. CHP'nin ikinciliklere mahkumiyeti, muhalefeti bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Söz veriyorum. Ve son söz. Siz ikinci yüzyılın ilk sandığının delegeleri, siz bu partiyi ayağa kaldırmaya hazır mısınız? Kalkın ayağa ve bu partiyi ayağa kaldırın. Ben size güveniyorum. Ben ikinci yüzyılın delegelerine güveniyorum. Genciz, çalışkanız, inançlıyız. Biz kazanacağız. Birbirinize cesaret veriyorsunuz. Bana cesaret veriyorsunuz. Türkiye'ye umut veriyorsunuz. Ayağa kalkın. Kalkın. Ve partiyi ayağa kaldırın. Ayağa kalkın. Türkiye'yi ayağa kaldırın. Sizi seviyorum. Size güveniyorum. Sizden güç alıyorum. Size güç veriyorum. Sizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partililer var. Biz başaracağız. Onlar kaybedecekler. Biz başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Saygılar sunuyorum.